Lider Haber ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Ezgi Kılıç. Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Tarih ise 8 Kasım Cuma. Rasim Ozan Kütahyalı ile haber yorumda karşınızdayız. Sayın Kütahyalı hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ezgi'cim. Sen nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Gündemimiz bugün de hayli yoğun. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Sayın Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ve Kırgızistan ziyaretleri dönüşü. Yurda dönüşlü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ona dair haberlerimiz var, derledik. Tabii. Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin, cevaplarına ilişkin haberlerimiz var. Onları vereceğiz. Öncelikle biraz özetleyelim. Erdoğan bu kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk defa konuştu. Sonrasında ABD seçimlerini değerlendirdi. Öncelikle bu kayyum atanan belediyelerle ilgili Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçim kampanyasında bir şey söylemiştik. Dedik ki kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen makamını suistimal eden kesinlikle bedelini öder dedi. Bununla ilgili detaylara bakalım sonra konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan'daki temaslarının ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliği ve iletişimin artacağını ifade etti. Erdoğan'a ABD'de Trump'ın yeniden seçilmesi de soruldu. Trump'ı vurmaya yeltendiler, mermi kulağını sıyırdı. Elleri kelepçeli halde karakollara götürdüler. Bütün bu olaylar cereyan ederken o, seçim kampanyasını gerçekten çok çok güçlü bir şekilde yılmadan, usanmadan, direnerek devam ettirdi. Bu her siyasetçinin rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir. Trump bunu başardı. Trump'a Elon Musk'ın da destek verdiğini kaydeden Erdoğan, ihtiyaç halinde Trump'la kısa sürede iletişim kurabildiğini söyledi. Türkiye'nin beklentilerini sıraladı. Başta Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınamayla karşı karşıyayız. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğiyle bunların üstesinden gelmek mümkün. Trump'ın başkanlığıyla birlikte bölgesel ve küresel çapta yaşanan savaşların ve krizlerin son bulmasını ümit ediyorum. Sayın Trump'la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılıyor. Alt karşıyı kaldırın. Evet, dediğimiz gibi kayyumlarla ilgili açıklamaları vardı. Dediğimiz gibi ABD seçimlerinden sonra önce da... Önce bunu bir yorumlayalım istersen. Şimdi Amerikan seçimlerinde zaten Ankara, Ezgi'ciğim, Trump'ın kazanmasını istiyor. Niye? Bir, Tayyip Bey'in Trump'la birebir iletişim var. Tayyip Erdoğan'la Trump'da, Donald Trump'da birebir iletişimi önemseyen ikiliydi. Mesela Biden kurumsalcıydı. Geliyordu kurumsal. Bir kere Biden'la Erdoğan adam gibi görüşemedi. Evet. Çünkü bazen başkanlar özel şeyleri de anlatmak isterler. Kayda kuyuda girmesin isterler. Trump bu konuda maşallah zirve. Hiç. Erdoğan zaten açıklamasında diyor ki biz Trump'la hiç iletişim sorunu yaşamadık önceki dönemde de. Zorluk yaşamadık iletişim kurmakta. Zaten seçim sonrası da Trump arıyor Erdoğan ve tebrik mesajını telefonda bizzat kendisi iletiyor. Sayın Trump'la daha önce başkanlık döneminde de beraber çalıştık diyor. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasak da Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılamaz diyerek nokta koyuyor. Bu şimdi Cumhurbaşkanı yorumcu Tayyip Erdoğan. Yani benim gibi yorum yapmış. Bir geri al. Hayda. Ulan tam bunu yaparken mavi ekrana döndürürüz. Adam döndür ha. Trump'ı vurmaya yeltendiler. Mermi kulağını sıyırdı. Elleri kelepçeli halde karakollara götürdüler. Götürmediler de Tayyip Bey tabii onun bir yapay zeka görüntüsü vardı. Onu söylüyor. Ama hakikaten o yayıldı. Yani böyle bir şey olsa gerçekten büyük bir skandal. Elleri kelepçeli karakollara götürdüler. Bütün bu olaylar cereyan ederken o seçim kampanyası gerçekten çok çok güçlü bir şekilde yılmadan, usanmadan, direnerek devam ettirdi. Bu her siyasetçinin rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir. Trump bunu başardı. Bu açıdan Trump'a sempati duyuyor. Evet. Kendisi de benzer şeylerle karşılaştı. Hapse atıldı. 4,5 ay hapis yattı. Birkaç suikast atlattı. Darbe teşebbüsleri. Oğlunu kızını öldürmeye ve hapse atmaya kalktılar. Onun için Trump'a karşı öyle de bir sempatisi var. Ama tabii Trump seçim ne güzel değil. Trump öngörülemez bir adamdır. Evet. Tuhaflık yapabilir. Ama bir yanın gerçek bir karakterdir. Kamala Harris hep söylüyorum kuklaydı. Şimdi Tayyip Erdoğan'la Trump birebir iletişimde önemli şeyler yapabilirler. İki, Tayyip Bey'in damadı Berat Albayrak'la
Trump'ın damadı Jared Kushner iyi arkadaştır. Hatta Berat Albayrak Kushner'le beraber Trump'ın odasına girdi, fotoğrafları var. Tarihte bir bakanın yanında cumhurbaşkanı olmadan ya da başbakan olmadan doğrudan Amerikan devlet başkanıyla görüşebildiği tek olaydır o. O çok önemli bir olaydır. Dolayısıyla Trump bu tür şeylere önem veren bir adam. Yani birebir ilişkilere önem veren bir adam. O şeyleri yok sayabiliyor. Oturuyor karşılıklı anlaşıyor. Devlet teamüllerini atlıyor. Evet. Büyükelçilikleri atlıyor. O bakımdan bir de bu son 4 senesi 78 yaşında yani evet. 78 yaşında ve gerçekten başardı. Sanki bu 4 sene Türk-Amerikan ilişkilerinde devrimci gelişmeler olabilir gibi geliyor bana. Bir evet. İsrail konusu önemli. Evet oraya geleceğim. Evet, İsrail konusu Erdoğan'ın aynen. da bu noktada bir isteği var aslında Trump'tan. Trump'ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var diyor. Evet. Bu vaadin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Evet evet o da var mı? O açıklama da senin okudun var. Yani bak evet. şimdi en büyük kritik olay İsrail. Şimdi İsrail konusunda Trump... Angaj edemesek bile İsrailli'yi ama Amerikan Yahudilerinin %89'u demokratlara vermiş. %89'u Kamala Harris'e vermiş. Ben biraz Trump'ı tanıyorsam, ulan bu Yahudiler bana vermedi diyerek. Bu arada damadı Jared Kushner Yahudidir, o da biraz arka planda kaldı bu sefer. Mesela o Ivana Trump'la Jared Kushner topa pek girmediler. Bu sefer girmediler. Bazı dedikodular var aslında damadı, kızı. Evet, evet var hatta yok. Pek o plan çıkmadılar. En son başkanlıkta geldiler ama Ivanka Trump'la damat pek süreçte yer almadı. Evet süreçte yer almadı. Bundan sonrasında da pek yakınlık göstermedi. Şöyle yani iktidar olunca yakına gelmek isteyebilir ama şimdi, Trump şöyle geliyor. Trump ben American establishment'ına yani Amerikan müesses nizamını yıkacağım diyor. Amerikan derin devletini yıkacağım diyor. En az 50 bin devlet görevlisini görevden alacağım diyor. Bunları yapabilirse yani bizim 15 Temmuz sonrası yaptığımız gibi. O zaman biliyoruz biz bütün FETÖ'cüleri 6 bin savcı hakim. Evet. Bilmem kaç bin memur. Resmen Türk devleti kılık değiştirir, şekil değiştirir. Devrim evet. yaralı yaşandı. Evet. Onun için ben dikkat et. 2016 sonrası yeni rejim diyorum. 2016 öncesiyle bu dönem sanki devamlılık içinde zannetmesin kimse. Zannedenler bir örnek görüyoruz biliyoruz seninle. Tok arabadaki şanzıman diyoruz. Şanzıman yok. Şanzıman ustası çözmeye çalışıyor. Evet. Onun gibi bir şey yani anlatabiliyor muyum? Elektrikli arabalar öyle. Buradaki konu ne? Buradaki hadise ne? Şimdi İsrail konusunda mesela Kushner ailesi tam establishment ailesidir. Damat. Hı hı. Onlar establishment'ın daha doğrusu müesses nizamı yıkılmasını istemez. Trump gerçekten yani çok büyük bir iş yapmaya kalkıyor. Devrim yapmaya kalkıyor. Başarabilir mi? Şunu da bir okuyalım. Sen oku istersen. Başta Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınamayla karşı karşıyayız. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğiyle bunların üstesinden gelmesi mümkün. Trump'ın başkanlığıyla birlikte bölgesel ve küresel çapta yaşanan savaşların ve krizlerin son bulmasını ümit ediyorum. Sayın Trump'la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılamaz. Güzel. Bak bu gayet güzel bir açıklama. Bir, Rusya Ukrayna'da fazla Rusyacı gözüküyor Trump. Biz burada genelde çok ortada kaldık. Ama daha ziyade Ukrayna'dan yana bizim Türk devletinin düşüncesi. İsrail'le tam karşı karşıyayız. Bu iki gerilim hattı oluşabilir. Orada çok dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla ben sana söyleyeyim. Biz bu dönem çok fazla Amerika haberi vereceğiz. Evet. Seninle. Yani ne oldu, ne bitti, Tayyip Erdoğan. Aslında seçim sonucunda da Avrupa'da da bazı değişiklikler yaşandı. Onu da ilerleyen zamanlarda Almanya'da falan bir zaman evet, var. Dediğiniz gibi Almanya'dan Avrupa'nın birçok yerinden aslında birçok şey geliyor. İlerleyen süreçte neler olacak bakacağız. Dediğiniz gibi birçok değişiklik de yaşanabilir. Ondan önce Türkiye'deki gelişmeleri bir konuşalım. Aynen. Dün de konuşmuştuk. Tüm Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran davasının evet, evet, evet. dün sabah 9'da başlayıp akşam gece 23'te evet. biten dava yine 9'da başladı. Hala sürüyor. Bugün de birçok kişinin ifadesine başvuruldu.
Sayın Kütahyalı, davada aslında değişen bir şey yok şu an elimizde. Çünkü herkes üç maymunu oynuyor. Hiç kimse görmemiş, hiç kimse duymamış, hiç kimse bir şey bilmiyor ya da hiç kimse bir şey hatırlamıyor Sayın Kütahyalı. Bu doğrultuda birçok dediğimiz gibi aslında detay var ama net detaylar yok. Çelişkili detaylar var. İkinci duruşma dediğimiz gibi sabah saatlerinde başladı. Tanıklar dinlendi. Nari'nin babası tanıklar dinlenirken fenalık geçirdi. Evet. Hastaneye kaldırıldı. Detaylara haberimizde bakalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davanın ilk günkü duruşması gece saat 23'e kadar devam etti. Narin'i iştirak halinde öldürmekten tutuklanan Narin'in amcası Muhtar Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'la çocuğu dere yatağına gömen komşuları Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda hazır bulundu. İlk gün alınan ifadelerde Nevzat Bahtiyar, Narin'in katilinin Muhtar Salim Güran olduğunu iddia etti. Bahtiyar, çocuğun annesiyle Salim Güran arasındaki ilişkiyi gördüğü için öldürüldüğünü savundu. Anne Yüksel Güran ise iddiaları yalanladı. Muhtarla ilişkisi olduğuna ilişkin iddianın da namusuna atılan bir iftira olduğunu savundu. Enes Güran da kardeşinin ölümüyle ilgili kendisinin ilgisinin olmadığını iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Muhtar Salim Güran da Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Salim Güran, Narin'i öldüren kim sorusuna, kim gömdüyse o öldürmüştür şeklinde yanıt verdi. Her bir sanığın çapraz sorgusu 2 saate buldu. Bahtiyar hariç, Güranlar jandarma ve savcılık sorgulamasında işkenceye maruz kaldıklarını ileri sürdü. Öte yandan cep telefonlarından alınan sinyaller davanın tutuklu 4 sanığı Nevzat Bahtiyar, Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın olay günü birlikte aynı yerde Arif Güran'ın evinde olduklarına işaret ediyor. Ancak buna da karşı çıkan Güranlar Bahtiyar'ı suçladı. İlk günkü duruşmada sanıklardan hiçbiri cinayeti üstlenmedi. Davanın görülmesine duruşmanın ikinci günü tekrar başlandı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci günkü duruşması için tutuklu sanıklar sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Yoğun ilgiden dolayı terör örgütü PKK-KCK davalarının da görüldüğü büyük bir salonda yapılan duruşmanın ikinci gününde tanıkların ifadeleri alındı. Nari'nin ağabeylerinden Baran Güran tanık sıfatıyla dinlenirken eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren'in yönelttiği sorulara sinirlenen baba Arif Güran fenalaştı. Sinir krizi geçiren Arif Güran "beni öldürün" diye bağırdı. Daha sonra gözyaşları içinde duruşma salonundan çıkan Arif Güran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sayın Kütahyalı, benim bu noktada ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir nokta var. Ben bir anne değilim. Benim küçük bir kardeşim var. Annesi gibi görüyor beni. Ben de onu sen de bir anne adayısın, anne olacaksın gibi inşallah. Görüyorum. Benden çok küçük, yaşça küçük. Sayın Kütahyalı, bırakın böyle bir şey yaşamayı, Allah korusun. Allah korusun. Gözünden bir damla yaş aksa ben kaplana dönüşürdüm. Ben o sırada şeyi falan asla düşünemezdim. Namusumun derdine düşmezdim. Ya evet, maalesef. Yani benim çocuk ölüyor, çocuğum yani ölmüş. Aman benim namusuma laf söylemeyin. Ay bunun ya, yani efendim, ya senin çocuğun ölmüş. O evet ya. Yani çok yani inanılmaz bir yani olay. Bir yani bir annenin orada ya önüne geleni herhalde parçalaması falan gerekiyordu. Hani kendimden düşünemiyorum. Empati kuruyorsun. Düşünemiyorum bile yani. Ya o kadar tabii bu Güran vakası o kadar acı bir vaka ki. Her gün de katlanıyor. Vallahi ben geçen dün de biliyorum, daha çok sen yorum yaptın. Çünkü ya okumaya dayanamıyorum ya. Yani bu tür olaylar insanı, yani içini öyle bir boğuyor ki. Yani bu konuda bizim sosyolojik araştırmalar yapmamız lazım. Nasıl bu hale geldik? Hep diyorum, biliyorsun, açık hava tımarhanesi oldu Türkiye toplumu. Evet. Ve bunlar çok çoğaldı. Bak şimdi demin konuştuk.
Daha önce haberini yaptık. Evet, Antalya'da evet. İstanbul şey, Cumhurbaşkanı Ümit, adayı da evet. olan. Ümit Uysal. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. Onu, daha önce de konuşmuştuk. Evet, konuştuk. Belediye Başkanı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili şeymiş. Konuşmuştuk. Oğlunu evinde silahla vurulmuş bir şekilde banyoda buluyorlar. Yani inanılmaz bir olay şimdi. Bunun, evet. Ya 17 yaşında bir çocuk Antalya'da. Bu arada aramızda Antalya'yı iyi bilen sevgili Ezgi Kılıç'ın da sevgilisi, sözlüsü Mustafa kardeşi var, Mustafa Gümen. O da Antalya'yı iyi bilen. Bana haberi insan. Aslında o verdi. Sonra. Ondan sonra Mustafa baktım. Mustafa gel ya, bir gel şuraya. Bir millet görsün seni. Gel. 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 Mustafa kardeşim, Mustafa Gümen çok başarılı. Hoş geldin yayınımıza. Gümen spalarının sahibi, Antalya'da da önde gelen bir iş adamı. Heh. Ya Mustafa, bu da seni şok etmedim. Mikrofon uzak kalıyor Mustafa'ya. Şöyle alalım istersen. Aramıza alalım, gel. Heh. Mustafa, bekliyorum. Nasıl bu? Antalya'da sen bize haber verdin. Evet. Şok edici bir şey değil mi? Yani şok edici bir şey. Zaten Ümit Uysal da bugün İstanbul'daydı. Toplantıdaydı. Sen tanıyorsun Ümit Uysal tabii. Yani Antalya'da olduğumuz için. Antalya'da olduğumuz için. Belediye başkanlarımızı tanıyoruz. Bugün duydum ben de haberi. Arkadaşlarımdan aldım. Çok oldu. Evet, 17 yaşında bir çocuk. Çocuğumuz yani. Tabii. Kafasından banyoda silahla vurulmuş bir halde bulundu. Ya silaha nereden ulaştı bu çocukla yani? Babası şimdi belediye başkanı olduğu için evet. O zaman da avukat. Evet. Yani evde ha, ruhsatlı silahı var bu tabi. Çocuğun zaten psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş İnşallah olsun. Hayati tehlikesi yok. Tehlikesi yok. Şu anda hastanede ameliyatta tedavi altına alınacak. Herhangi bir hayat tehlikesi olmadığı belirtiliyor ama ilerleyen dakikalarda neler yaşanır bilemiyoruz. Haberi alan babası tabii ki hastaneye gitti. Vallahi çok evden üzücü. Yakınları tarafından yani bu tür olaylar kucaklayarak çok artmaya başladı. Yani bu Antalya'da şimdi artık yepyeni bir Antalya var. Ruslar, Ukraynalılar ki benim hoşuma gidiyor kozmopolit Antalya ama aynı zamanda yeni sorunlar oluyor değil mi Mustafa'cığım orada? Yani gençlerimiz üzerinde bayağı bir sorun var Antalya'da. Çok var değil mi? Çok yani maalesef. Devletimiz de çalışıyor. Yani polisimiz teşkilat. Ne kadar Rus Ukraynalı göçmen vardır şu an senin takriben? Ya 300 bini falan buldu mu? Buldu. Bizim mesela bölge olarak söylersek Konyaaltı bölgesi. %70 artık. Yabancı. Tabii yabancı. %70 yabancı. Tabii, Rus Ukraynalı. Evet. Ben bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bir haber görmüştüm. Mustafa da buradayken bir turizmciyken. Mustafa... Yani uzak bir insan gibi zor. Şimdi yeni açanlar der ki Mustafa Bey yani uzman buraya geldi. Mustafa ben haberci Bey, kafasıyla Mustafa Gümen, baktığım için hemen Ezgi, habere yönlendim. Ezgi Kılıç'ın sevgilisi. Gümen spalarına sahip Mustafa kardeşimiz bugün İstanbul'da. Evet, evet. Sor. Mustafa gördüğüm haberde şu vardı. Bu ara tatiller kondu okullara. Bu ara tatillerin gelmesiyle bu uygulamayla birlikte turizmde artış görüldüğü yazıyordu bu haberde. Sen nasıl bir turizmci olarak değerlendirirsin bu ara tatillerin turizme yansımasını? Ara tatiller yani yerli turizm olarak yani bizim kendi ülkemizden gelen vatandaşlar. Ben de şöyle yapayım dur şöyle daha iyi. Evet Mustafa. Kendi ülkemizden gelen vatandaşlarla alakalı olarak ara tatil tabii her zaman bir ilaçtır. İlaç turizm değil mi? İçin bir ilaçtır. Yani biz ne kadar bir yabancı... Yaka takalım ondan sonra yaka devam edelim. Evet ben o sırada dediğim gibi Muratpaşa Belediyesi ile ilgili haberleri aktarayım, devam edeyim. Dediğimiz gibi Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı'nın oğlu 17 yaşındaki oğlu bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı belirtilmişti. Bu sıkıntılardan sonra evde silahlı bir şekilde vurularak bulundu. Yakınları tarafından banyoda bulundu 17 yaşındaki genç. Çocuk ve sonrasında hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı. Durumun şu anda ilerleyen dakikalarda takipçisi olacağız. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, buradan turizme dönecek olursak ara tatillerin nasıl? Turizme evet. Yansıması demiştik. Bir de sana şunu soracağım. Biliyorsun siz turizmciler kurun artmasını hep istediniz. Evet. Kur artmadı. Evet. Onun yararları, zararları ne oldu? Bize bir kısaca anlat. Bayağı karıştırdık biz yani, sanki. Olsun ama Antalya... Antalya'dan gelen bir, çünkü Antalya'da daha çok Mustafa'ya Mustafa. Tüm soruları yükledik. Evet, Mustafa bize bir turizm raporu ver, hazır gelmişken. Şimdi şöyle biraz bir şey öne geçelim, gelelim.
kur olayı biz mesela hani işletmeler olarak yani Antalya'da iş yapan, ticaret yapan insanlar olarak kurun artmasını tabii ki istiyoruz. İhracatçılar ve turizmciler kurun artmasını ister. Ama baktığımız zaman yani bizim ülkemizin, devletimizin menfaatine değilse. Tabii. Bunu da enflasyon da artıyor evet, o zaman. Evet. Artınca. Yani şimdi bugün euro dolar arttığı zaman ertesi gün marketlerde veya tabii. tekstilde diğer iş yerlerinde de bunun hemen fiyatlar artıyor. Tabii. Yani tabii. insanlara bunu biz İstanbul'da memnun olmuyoruz mesela. Tabii. Çünkü fiyatlar artıyor. Hiç kimse memnun olmuyor ki. Yani evet, bugün evet, 3 liraya evet. aldığın şey yarın kurun artmasıyla 5 lira oluyor. Tabii, evet. tabii. Yani bu her zaman olağan şeyler. Ama şöyle turizm bu sene istediğimiz gibi geçmedi. Geçmedi mi? Geçmedi yok. Yani sayı olarak çok fazla bir sayıya ulaşmış olabiliriz ama esnaf olarak karşılığını alamadık. Yeterince para diyorsun gelmedi. Para istediğimiz para dönmedi. Dönmedi maalesef. Yani evet. inşallah yani turizmcinin her zaman bir ümidi vardı. Gelecek sene. Tabii. Her sene de daha kötüye gider ama inşallah. Ama kur artık böyle olur. Bak daha cizane tabii senin gibi bu usta turizmci yanında benim haddime olmaz ama ben de finansal okur yazarlığı olan birisi olarak kur artık çok çok artmaz. Yani Mehmet Şimşek dönemi evet. herkes ona göre planını yapması lazım. Enflasyonları durması lazım. Bir ara sizin de daha şey turiste, daha kaliteli turiste doğru yönelmeniz lazım. Çünkü biraz alışılmıştı biliyorsun şeye. Evet. Her şey dahil programlarına. Ya zaten turizmcinin en çok yakındığı olay da her şey dahildir. Tabii. Yani esnaf şey alamıyor. Evet yani oradaki müsriflik ve misafirin geldiği zaman yani her şey dahilde otel benim. Ne? Yani gelen turist otel benim zihniyetiyle geliyor zaten. Tabii. Ve her şey dahildir önceki dönemlerde yarım pansiyon olan dönemlerde misafirler zaman parayla gelir. Sen yarım çünkü, pansiyon olmasını daha mı iyi görüyorsun? Daha iyi. Bütün turizmciler bunu ister ki. Yani tabii. yarım pansiyon olayı bizim için daha iyidir. Daha çok para harcar, gider. Çünkü mesela biz bile bir ülkeye gittiğimiz zaman veya başka bir şehre gittiğimiz zaman her zaman ne deriz? Cebimizde paramız olsun. Ama Mustafa bu arada her şey dahil de sizin spa hizmetleri yok herhalde değil mi? Bizim spa sevgili spa Mustafa hizmet... Güven spa uzmanı olduğu için ona spa'yı soruyorum. Yani spa'ya gelip kapalı havuzda saunaya girebilir ama masaj falan tabii ekstra. Onlar ekstra ücret. Ya da diğer tabii. spa hizmetleri tabii. değil mi? Tabii. Ya evet. Orada da öyle bir şey yok. Yok maalesef. Evet. Demek gündemimiz ki, yoğun. Gündemimiz yoğun ama hazır Mustafa kardeşimizle aldık. Arada İstanbul'a geldiğinde böyle çıkartırız. Evet. Ezgi Hanım'la da artık güzel bir gelecek ben size diliyorum. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Mustafa'dan turizm bilgilerini almaya devam edeceğiz tabii ki. Tabii. Sayın Mustafa Albayrak da bizi takip ediyor. Selamlarını iletti. Buradan selam veriyoruz kendisine de. O da yayınımıza katılmıştı. Çok vallahi güzel bilgiler aktarmıştı bizlere. Bu kadar interaktif bir yayın yaptık Mustafa. Evet. Devam edelim. He. Mansur Yavaş'la devam edelim. Ben. Tamam. Mustafa teşekkür ediyoruz. Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Bir şey olursa Mustafa ani seniden yeniden çağıracağız sahneye ona göre. Evet Ezgi'ciğim. Evet devam edelim biz gündemimizle. Sen nasıl hissettin peki şimdi Mustafa buraya gelince? Değişik oldu değil mi yani? Beklemiyordum ben böyle çağırmamı. Şimdi ben çok profesyonel bakıyorum. Profesyonelliğimi bozmuyorum diyorsun. Mustafa geldi ya fark ettiyseniz şey yapıyorum. Evet turizm alanında haberler sanki vardı onlara geçelim. Sanki Mustafa Güven Almanya'dan bugün buraya gelmiş yeni bir şey gibi turizmci gibi hiç tanımıyormuş gibi sorular sordu. Bu da fukalar fazla. Mustafa bu da fazla profesyonel yani. Şimdi bizim de bir yayın akışımız tabii, var. Devam ona da edelim, devam etmemiz devam edelim, gerekiyor. Evet, devam edelim. Evet Sayın Kütahyalı, Mansur evet. Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel üçgeni sanki daralıyor. Evet aynen. Bu üçgende dedikodular artıyor. İddialara göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasıyla partiden istifa edecek. Yine bu iddialara göre Mansur Yavaş, Özgür Özel'e en azından... Yani açık tamam adaysa tabii, bile tabii, 2028'e tabii. kadar açıklama ben de istifa etmeyeyim demiş. Ama bunlar tabii ki bir iddia. İddia aynen. Mansur bu Yavaş'tan, doğru iddialar. Onu da biraz açıklayacağım. Evet. Mansur Yavaş'tan da buna bir cevap karşı aynen şey. Öyle. Bu iddialara bir cevap geliyor. Partimden istifa edeceğime yönelik dedikoduları görüyorum. Ciddiye almıyorum diyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi canım biliyorsun biz bu bizim yayınımızın uzmanlık alanlarımızdan biri bu. Bir. Şu kesin. Evet Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığının bir an evvel açıklanmasını istiyor. Bir an evvel. Evet. Özgür Özel de biraz o getirdi. Evet. Özgür Özel üzerinde bir vesayeti o bakımdan var. Evet. Özgür Özel açıklamak istemiyor. Çünkü o gücünü tamamen kaybeder. Bütün fokus Ekrem İmamoğlu'na döner. Evet. İki,
Evet, bu doğrudu. Bak, kesin olarak söylüyorum. Bu iddialar doğru Mansur mu diyorsunuz? Mansur Yavaş zamanında, ben burada da konuşmuştuk seninle. Evet. Özgür Özel'e gelip, Sayın Genel Başkanım, eğer Ekrem'i ilan ederseniz Cumhurbaşkanı adayı olarak ben partiden istifa edeceğim. Çünkü ben de 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Her koşulda olmak istiyorum. 55 doğumluyum. Yaşı 69. Dolayısıyla ben de artık ülkemin kaderinde söz sahibi olmak için son bir fırsatı değerlendirmek istiyorum diyor. Çünkü Ekrem CHP'nin resmi adayı olursa o da belki diğer sağ partilerin adayı olarak size. Ya da diğer milliyetçilerin adayı olarak da güçlü bir tabanı var. Evet. Olacak. Özgür Özel de aman Mansur Başkan diyor. Aman diyor. Bana güven. Ben bakacağım. Aa, Mansur şunu da söylüyor. Ben genel başkanım diyor. 2028'e kadar açıklamazsanız, o gün açıklarsanız tabiyim diyor. Ki tabi olup olmayacağı belli değil de en azından 2028'e kadar süre kazanıyor. 2028'de açıklarsınız diyor. Ekrem'in dayanma şeyi yok. Ya 28'i falan bekleyemeyiz. İlan edelim, gümbür gümbür gelelim. Evet. Özgür Özel de diyor ki ben aday değilim. Zaten biliyorsun Özgür Özel'in kafasında evet. Aday olmak yok. Başbakanlık modeli var. Yapabilir, yapamaz. Zor yapar ama niyeti iyi. Hep söylüyoruz. Hiç bilmeyenler için bir daha söyleyelim. Özgür Özel'in gelecek Türkiye tasavvuru başbakanlık hükümet sistemine dönmektir. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın sembolik cumhurbaşkanlığına evet diyor. Evet. 2028-2035 arası 7 senelik Ahmet Necdet Sezer gibi. Mustafa hatırlar değil mi? Mustafa Ahmet Necdet Sezer gibi. Ezgi hatırlamıyor bazı şeyleri 2009. Yapmayın. O tarihi olarak o okuyor. Okuyarak öğreniyor. Sembolik eski tip cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gibi, Sezer gibi ve diyor ki CHP'nin başında olduğu bir koalisyon hükümeti. Bir barış planı. Fakat bu hala diyorum çok iyi niyetli bir fikir ama toplum bunu konuşmuyor. Bizim toplum hala TOG'da şanzıman arayan bir toplum. Halbuki bu hakikaten iyi niyetli bir fikir. Evet. Ama sağ şey yok. Hani müşterisiz beta zayidir derler. Değil mi Mustafa? Müşterisi yok. Evet. Döndük. Yeniden şeye. Evet. Özgür Özel diyor ki ben diyor teknik direktörüm. İki tane forvetim var. Son dakikada penaltı kimin atacağına ben karar vereceğim. Zaten biz kazanacağız diyor. Evet. Tabii o bir kendini aldatmadır maalesef. Bu evet. Şekilde bir denklem var. Evet dediğine katılıyorum Ezgi. Ekrem eğer bir şekilde Özgür Özel'i sıkıştırır, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettirirse Mansur Yavaş'ın CHP dönemi biter. Peki nereye geçer? Veya bağımsız bir mı devam eder? Bir yere geçmese bile bence milliyetçilerin ortak Zafer Partisi onu destekler, İYİ Parti bir başka tip aday olur. Ama Ekrem'in de adaylığını Özgür Özel'i ilan edebileceğine inanmıyorum. Peki Sayın Kütahyalı, kendisi de aday gösterilmezse Cumhurbaşkanlığı için yine de bağımsız bir şekilde aday olup devam olur. Eder mi? İster olur. Mi? Kesinlikle istiyor. Bir bak biliyorsun bugün de bayağı olay oldu. Bizim için Galatasaray dün çok büyük bir zafer kazandı. Galatasaray toplumu 3-2 yendi. Evet tebrik ediyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Ben de oradan hareketle bir şey söyledim. Bakın hep bana soruyorlardı ne olur ne olur. Diyorum kardeşim hani işin tabii entelektüel analizler yapması güzel. Ben onu yaparım ama bizim halkımız hap gibi laf sever. Hap böyle hap gibi alacak hap hop, aspirin gibi içecek. Evet. Hap gibi istiyorsanız 3 tane forvet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin projeksiyonunda. Evet. Bir, Osimhen Icardi ikilisi. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli. Şu an mutlak güçleri, mutlak kudretleri var. Hep seninle konuşuyoruz. 2, peki bir şey olursa. Dün mesela Icardi sakatlandı. O Wanda Nara onu mahvetti. Wanda Nara. Bak iyi bir kadın çok önemli Mustafa. İyi bir eş çok önemli. Ben arada mesajları veriyorum. Çünkü Wanda Nara mahvetti ya herifi. Bir de bulmuş gördün mü böyle uyuşturucu satıcısı tipli bir çocuk bulmuş. Onunla resim çektirmiş bizim Icardi iyice delirtti. Icardi dün devreden çıktı. Mesela çok bilmeyebiliriz. Icardi sezonu kapattı. Osimhen ile Batshuayi kaldılar geriye. Batshuayi üçüncü forvetimiz bizim Galatasaray. Yedek dediğiniz. Yedek. Osimhen, Tayyip Erdoğan, Batshuayi, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Devletin B planı eğer mızrak çuvala sığmazsa. Demin sevgili Mustafa Güven'le konuştuğumuz gelişmeler patladı. 1 dolar 100 TL oldu. Ortalık yıkıldı. O zaman bir kan değişimi mecburi olacaktır. Ama devlet düzeni değişmeden, evet. Mevcut rejim değişmeden nasıl bir değişim olacaktır? Mansur Yavaş.
Evet. Bunu da bizim muhalif taban, muhalif halk afiyetle yer mi? Afiyetle yer. Çünkü evet. Mansur'u seven çok. Seven, evet. Anadolu'da öyle çok seviliyor. Onu da kabul etmek lazım. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Ha, Ekrem İmamoğlu bu denklemde yok. Ama denklemde olduğunu anlayamıyor. Şuuru yok. Hatta onun için ben onu Trabzonlu Sarıgül diyorum. Yani mesela Sarıgül de çok böyle cevval bir politikacıydı. Evet. Ama hiçbir entelektüel şuuru yoktu. Tanıdım da ben Sarıgül'ü. Yani entelektüel şuuru olmayan politikacıydı. Böyle bir insandı falan. Ben şimdi iyice zaten magazin figürüne dönüştü. Yani Türkiye'nin 2028 gidişatı temel aks bu. Daha bunları çok konuşacağız. Evet, konuşacağız. Sayın Kütahyalı, buradaki siyaseti bırakalım. Biraz Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya gidelim. Orada da siyaset. Orada da siyaset biraz karışık. Siyasi bir kriz patlak verdi orada. Maliye Bakanı erken seçim önerisinde bulundu. Başbakan Olaf Scholz ise bunu reddetti. Bunun üzerine Maliye Bakanı görevden alındı. Birçok dediğimiz gibi bir siyasi kriz yaşanıyor orada. Lider Haber Almanya temsilcimiz Perihan Sürmen bize aktaracak. Perihan Hanım, merhaba. Evet. İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Evet, hoş buldum. Perihan Hanım, dediğimiz gibi Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yaşadığı bu siyasi kriz nasıl bir sonuca götürecek Almanya'yı, bize neler aktarırsınız? Şimdi şöyle değinelim. İlk olarak evet, Christian Lindner Maliye Bakanı görevden alındı ama bardağı taşıran son damla olarak önerileri görülüyor. Önerilerden bir tanesi, bakın çok önemli, emekli maaşlarını keselim dedi. Ve şansölye Olaf Scholz da ben artık buna kesinlikle müdahale etmek zorundayım dedi. Evet. Ama yaz aylarından beri bir sıkıntı var Almanya'da. Lokomotif ekonomi olmasına rağmen devasa bürokrasiyle, yatırım yapılamamasıyla ve dış borçlanmayla, bütçe açıklarıyla kriz ortamında bir ülke. Evet, normalde istikrarlı bir ülke. Bu olabilir miydi? Evet. Olaf Scholz'a sürekli bu yönetiliyor. Olaf Scholz'un çok büyük bir dezavantajından bahsedeyim. 8 Aralık 2021'de göreve geldi ama evet, kriz ortamında geldi. Zaten devam eden bir pandemi süreci vardı. Düzensiz bir göç vardı. Evet. 16 yıl boyunca Angela Merkel'in bu ülkeyi iyi yönettiği düşünülüyor. Dezavantaj bu. Sürekli olarak Merkel'le mukayese edilen bir şansölye. Yani evet, bu tabii ki de hükümet krizinde, trafik ışığı koalisyonunda dikkat çekiyor. Takdir gören bir şansölye değil diyebiliriz. Halka mikrofon uzattığınızda, anketlere baktığınızda maalesef beğenilmiyor. Sayın Sürmen, yüzden, bu noktada evet, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu koalisyon krizi Almanya'yı hem siyasi olarak hem ekonomik olarak nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte? Şimdi tabii ki Amerika seçimlerinin sonucunda da Trump'ın gelmesiyle ek vergiler konacak. %10 ila %20 Almanya bu vergileri bekliyor. Ukrayna Savaşı'na destek olacağız tekrardan dedi Olaf Scholz. Ukrayna-Rusya Savaşı'na biz Ukrayna'yı destekleyeceğiz dedi. Bunlar ekonomik olarak da politik olarak da dikkat çekici gelişmeler tabii ki. Çok önerilen gelişmeler de değil. O yüzden Olaf Scholz'un politikası çok da beğenilmiyor. İsrail-Filistin olayında da zaten bu gündeme gelmişti. Trafik ışığı koalisyonunda hem kendi kanadından, hükümet kanadından hem de muhalefetten sürekli olarak eleştiri görüyor. Ha, bu kriz devam eder mi? Zaten Volkswagen gibi bir şirket fabrikalarını kapatacağını söyledi. Baktığınız zaman bu kriz evet devam edebilir. Çünkü 29 Mayıs'ta Federal Meclis'te bir bütçe açığı tartışılacak. Aynı zamanda 2025'in bütçesi tartışılacak. Zaten Christian Lindner da bunun için sonbaharın, kararların sonbaharı demişti. Yani birbirlerine sürekli olarak bir itiraftan dolayı çekişmelerini belli ediyorlardı. Ama daha önceki yayında da söyledim. Almanya'nın da elinde sihirli bir değnek yok. Eski hükümet gibi değil. Angela Merkel'in yönettiği Almanya değil. Sürekli olarak borçlarla, resesyonla müdahale etmeye çalışan bir Almanya. O yüzden 2025'te umut sadece şu olabilir. Ona değineyim. Yeni Maliye Bakanı, eski bir baş danışman, ekonomi danışmanı. 2018'den evet, beri Olaf Scholz'la birlik halindeki biri. O yüzden de aynı zamanda da Şerpa. Şerpa nedir onu da söyleyelim. G7 ve G20 ülkelerinde kararları nihai olarak zirveye taşıyan lider. Yani lider vasfı olan biri. Christian Lindner'dan bir şekilde biraz daha üstün görülen biri. Ekspert olarak görülen biri. Jörg Kukiz, yeni Maliye Bakanı. Ve bir Amerika geçmişi de var. O yüzden Avrupa ekonomisine, Amerika ekonomisine hakim biri. Goldman Sachs bankacısı, eski çalışanı.
O sebeple belki bir umutla daha değişik ekonomi paketi sunabilir. Yani benim düşüncem değil sadece bu, ekonomistlerin de düşüncesi. Zaten yeminini etti anayasal hak olarak. Meclis Başkanı Berbel Bas'ın önünde kendisini de tebrik ettiler. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da çok olumlu bir gelişme dedi. Atama belgesini Bellevue Sarayı'nda takdim etti. Belki bu krizden bu şekilde yeni ekonomi paketiyle çıkılabilir diye düşünüyorum. Evet. Perihan Hanım, ben de bir şey sormak istiyorum. Çok tabii güzel izah ettiniz Almanya'daki mevcut siyasi fotoğrafı. Şimdi Almanya'da siz çok daha iyi tabii hakimsiniz. Şey bir tabudur. Aşırı sağın iktidara gelme olasılığı bir tabudur. Nazizm geçmişinden evet. ötürü. Ama şimdi ciddi ciddi aşırı sağın en azından koalisyon mensubu olarak bir dahaki dönem iktidara gelebilme olasılığı Almanya'da gözüküyor mu? Konuşuluyor mu? Olaf Scholz'un da başarısızlığı işte neredeyse 3 sene olacak değil mi? Yani 2021'den beri 3 sene olacak Olaf Scholz'un başbakanlığı. O yeniden Angela Merkel gibi bir ihtimalde olamadığına göre aşırı sağa giden bir Almanya görebilir miyiz? Bu önümüzdeki dönem. Evet, Rasim Bey, şuna değineyim. Dediğiniz gibi %23'lerden %42'lere oy oranı yükselen bir aşırı sağ var. AfD Partisi. İnanılmaz bir oy oranı. İnanılmaz bir oran yani. Evet. Yani, evet, neredeyse %50'lere yaklaşma ihtimali var. Buna ne sebep oluyor? Dediğimiz gibi Olaf Scholz'a sürekli olarak eleştiriler geliyor. Sınırları açtın, sınırlar kevgire döndü. Düzensiz göç yarattın, Afganları aldın, Suriyelileri aldın. Ya yani etnik kültür de yok. Evet. Hangi göç gelirse gelsin Almanya'ya, eleştirilerin hedefinde, çünkü düzensiz göçle birlikte ekonomi politikaları... Ukraynalılar da çok geldi değil mi Perihan Hanım? Ukraynalı göçmen çok Almanya'da. Ukraynalı göçmen çok. Ukraynalı göçmenlerin özellikle tembel olmasından şikayetçiler. Çünkü Alman hükümeti onlara bir işsizlik maaşı bağladığı için evet. zaten bu maaşla geçinebiliyoruz deyip çalışmıyorlar. Evet. Bu insanlar arasında krize neden oluyor. Sadece göçmenler arasında değil. Göçmenler tabii. arasında bir ayrımcılık her hatta zaman bizim var. Türkler Almanlar yani içinde. Alman pasaportlu Türklerde bile... Hafif hafif göçmen düşmanlığı başlamış kendilerine göçmen olmasına rağmen. Değil mi Perihan Hanım? Böyle şeyler okuyorum evet, yani. Maalesef. Yani şöyle bir şey var. Misafir misafiri istemez. Ev sahibi hiçbirini istemez. Maalesef öyle. Çok güzel. Perihan Hanım bak çok güzel bir cümle kurdu. Evet. Bugünkü dünyayı, bugünkü Amerika'yı da çok iyi anlatıyor. Misafir misafiri istemiyor. Ev sahibi hiçbirini istemiyor. Bakın Trump, Viktor Orban, Marine Le Pen'in Fransa'da iktidara gelme olasılığı ciddi ciddi var. Almanya gibi bir ülkede bakın Perihan Hanım çok güzel izledi. %42'lere gelmiş aşırı sağ. Üstelik bu ülkede Hitler deneyimi var. Yani Anayasayı Koruma Teşkilatı var. Değil mi Perihan Hanım? Yani evet. bu aşırı sağ yükselmesin. Buna rağmen. Aşırı sağ yükselmesin evet. diye kurulmuş bir teşkilat var orada. Nasıl engelleyecekler bilmiyorum. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki 5 sene Almanya'yı? Yani benim düşüncem şu, Olaf Scholz hükümeti muhtemelen sonlanabilir. Ha, teorikte devam edebilir. Yani SPD, evet. Olaf Scholz'un kendi partisiyle Yeşiller bir arada hareket edebilir ama sürekli olarak mecliste azınlık oldukları için oy dilenecekler neredeyse, oy isteyecekler. Evet. Ya da Olaf Scholz'un partisi Hristiyan Demokratlarla birlikte hareket edecek. Onlar da tabii ki baktığınız zaman biraz daha sivri parti olarak görülüyor. Özellikle Baviera ve Baden-Württemberg gibi eyaletlerde, aynen. konservatif eyaletlerde. Evet. Ha bu kurtarır mı? Yani akılcı bir çözümle 5 sene içerisinde Almanya farklı konumlara gelebilir ama düzensiz göçe bir şekilde müdahale etmeleri gerekiyor. Ha, düzensiz göç konusuna geleyim. Değindiğiniz gibi ırkçı denmesin diye gereğinden fazla da kişi alındı buraya. Yani ırkçı tabii. demek bu ülkede çok büyük bir şey. Aman çok ağır küfür. Çok diye. Ağır küfürdür o yani. Kesinlikle yani Nazizm döneminden sonra yani ırkçılıkla suçlanmamak için ellerinden geleni yaptılar. Evet Ukrayna Savaşı'ndan kaçanları aldılar, Suriye'den gelenleri, Afganları aldılar ama yani yönetemiyorlar süreci. 3 senedir dediğiniz gibi 8 Aralık'ta 3. senesi de olacak. Evet. Yani iyimser bir tablo çizmeye çalışıyor. Irkçı olmamak adına farklı çıkışlar yapıyor. Yani Ukrayna'ya destek vereceğiz diyor. Evet o zaman Maliye ve Ekonomi Bakanı da diyor ki kendi ülkemizde sıkıntılar varken biz nasıl başka ülkelere destek tabii. çıkabiliriz? İlk önce kendi içimizdeki sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Bütçe açığıyla ekonomik krizde başa çıkamayan bir ülke neden başkasına yardım etsin? Açıklamalarında tabii. yani çıt yok, cevap verilemiyor. Aman ırkçı denmesin. Peki Perihan şimdi, Hanım. Evet tabii buyurun. Özür dilerim sözünüzü böldüm. İşte Alman tarihinin hakikaten efsane şansölyesi Angela Merkel.
Ona bakış açısı nasıl şu an Almanya? Yani sen bu kadar göçmeni getirdin diye kızıyorlar mı? Yoksa bizim eski Türkiye'de ikide bir Süleyman Demirel'e dönmemiz gibi ya Angela Merkel yeniden gelse de şu Almanya'da yeniden şansölye olsa diyenler var mı? Çünkü hakikaten Alman tarihinde yani Helmut Kohl'den bile etkili Angela Merkel yani tarihsel bir lider haline geldi. Nasıl? O Angela Merkel'e şu an bakış açısı nasıl? Katılıyorum size. Evet, çok efsanevi bir lider. Bir kere şunun avantajı var. Kendisi fizik ve kimya profesörü olduğu tabii. için özellikle iklim politikalarında çok önde olan bir kişiydi. Çok evet. sayılan, sevilen bir kişiydi. Yani en azından şunu söyleyelim. Rusya devlet başkanı Putin'le bile anlaşabilen bir liderdi. Tabii yani tabii. Doğu blokunda... Çok büyük siyasetçi. Yani Avrupa evet. tarihinde iki büyük kadın siyasetçi varsa biri Margaret Thatcher, öbürü de Angela Merkel'dir. Tartışmasız. Kesinlikle. Evet. Evet, katılıyorum size ve 16 sene bu kadar evet. büyük bir ekonomiyi yönetmek, aynen. ara sıra pürüzler çıksa da çok zor bir şey. Tabii çok. Bir daha o tarz birinin gelmesi için kendi yetiştirdiği bir delegenin gelmesi lazım. Öyle bir şey henüz maalesef yok. Hani Olaf Scholz'dan sonra muhtemelen gelecek olan kişi orta sağ karakterde biri veya orta sol karakterde biri olursa belki daha akılcı çözümler bulunabilir. Çünkü baktılar ki trafik ışığı koalisyonu sürekli kendi içinde çelişiyor. Daha birbirleriyle anlaşamadıkları için yurttaşa nasıl destek olacaklar? Sorun burada başlıyor. Almanya'da şey geleneği yok herhalde Pelin Hanım. Mesela Winston Churchill başbakandı, düştü, sonra geri geldi, sonra düştü bir daha 55'te geri geldi İngiltere başbakanı. Angela Merkel, ben hala şu an Almanya siyasi sahnesine baktığımda Angela Merkel kadar güçlü bir politikacı görmüyorum. Ama maalesef, o seçimi kaybetmesinden evet. ötürü hani artık bir daha dönemez mi? Yoksa orada hani bir de ben siyaseti bıraktım dönmeyeceğim gibi bir durum var. Biz bilmediğimiz için tabii o evet. gündemde durum nasıl evet, bilmiyoruz. Evet, sizden alalım. Evet. Angela Merkel aslında tam kıvamında oranında bırakmış bir lider. O yüzden bir daha dönmek ister mi? Muhtemelen istemez. Çünkü yeterince iyi, fena olmayan bir ortamda bıraktı. Tabii. Şunu söyleyelim. Schröder gibi bırakmadı. Schröder madara olup bırakmıştı yani. Merkel ya, evet. itibarını koruyarak yani, bıraktı. Değil mi? Kesinlikle öyle bıraktı ve Angela Merkel'in çok önemli bir buluş diye görülen Kindergel çocuk parasını gündeme getirmişti. İlk başlarda o kesinlikle böyle bir şey olmamalı demişlerdi. Halen yıllardır o süre geliyor ve insanlar neredeyse duacı oldular Angela Merkel'e. Yani 3 çocuğu olan bir insanın evine giren para 600-700 euroya yakın bir para. En az. Bu tabii ki de Alman ekonomisinde önemli bir detay. Ve insanlar tabii ki Angela Merkel'le birlikte daha fazla çocuk yapmaya yöneldiler. Çünkü nüfus o kadar azalmıştı çok ki. Azalmıştı. Zaten sorun bu. Yani iş gücü isteme sebepleri bu. Çok fazla yaşlı nüfus var burada. Doğurganlık çok düşmüştü. Doğurganlık çok düşmüştü. Evet yani. Çok düşmüştü. Yani orta yaş nüfusu yok. Genç nüfus yeni yeni gelmeye başlıyor. O zaman iş gücünü nasıl oluşturacaklar? Zamanında 68-69 senesinde 1969'da Türk işçilerin misafir olarak gelme sebeplerinden biri budur. Doğurganlık o kadar azdı ki iş gücü yoktu. Portekiz'den, İtalya'dan, Türkiye'den insanlar akın akın geldiler. Evet bazı sorunlar oldu tabii entegrasyon sürecinde ama bu ülkenin altyapısını yapan insanlar aslında göçmenler Almanlardan ziyade. Tabii tabii. Son evet, olarak şunu soralım Perihan Hanım. Çok da güzel bir Almanya bölümü oldu. Arada evet. Perihan Hanım bağlayalım. Senden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Perihan Hanım, bizim Türkler yaklaşık 3 milyon Türk var değil mi herhalde Almanya'da? 3 milyon. Daha fazla. Daha fazla da. 3 milyon. Yani evet. pasaportu olan oy verebilir durumda kaç kişi bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ama çoğalacak. Çünkü çifte vatandaşlık hakkı var. Yavaş var yavaş. Çok güzel. Evet, şu an vatandaşlar geri dönecek. Almanya Türklerinin siyasi eğilimi yine SPD, Sosyal Demokrat Parti eğiliminde mi? Değişiyor mu? Nasıl şu an? Şu anki fotoğraf bizim Türklerin hangi partide daha çok eğilimliler şu an 2024 itibariyle? SPD ve Yeşiller diyebiliriz. Yeşiller Partisi'ne de sempati duyan çok fazla Türk var. Çünkü Yeşiller Partisi'ne orta karar bir parti olarak, çok çıkışları olan bir parti evet. olarak görmüyorlar. Ne aşırı sağ ne aşırı sol anlamında. Evet. SPD evet ama Hristiyan Demokratlara çok yakın bakan bir kitle pek yok diyebiliriz. Hür Demokratlar tamamen bitti mi? Hür Demokrat Parti'nin artık bir önemi yok mu Almanya'da? Eskiden vardı aslında, Klaus Kinkel evet, falan. Eskiden vardı. Ama şu anda dediğim gibi koalisyonla birlikte yeni yeni arayışlara gidiyor insanlar. Çünkü 3 senedir baktığınızda bu evet. partiler gündemde. Ama yani AfD'ye tabii ki de sempati duyan bir Türk veya bir yabancı göremeyiz. Çünkü olamaz. Olmaması lazım. Evet.
Evet, ama buna rağmen şunu da söylemek istiyorum. AFD'nin bu kadar yükselmesine haklı bulan insanlar var. Yani bir nüans olarak söyleyeyim onu şu sebeple. Çünkü o kadar çok Almanların kendisi kendi ülkelerinde zorluk çekiyor ki evet olacak olan da buydu zaten. Türkiye'de nasıl insanlar sıkıntı çekince göçmenlere yüklenme oluyor. Ümit Özdağ yükseldiyse Biz kendimize bakamazken nasıl başkalarına bakabiliriz yorumu var. Yani kendi evinizde çocuğunuza bakmayıp yan komşunun çocuğuna oyuncak alırsanız tabii ki dikkat çekersiniz ya da gidip market alışverişini ona yaparsanız. Evet. Almanya bunu çok kabullenebilen bir ülke değil. Yani Almanya daha adil olmakta uzman olmaya çalışan bir ülke. Olaf Scholz'un yorumları bu şekilde. Ben bir yemin ettim yurttaşımı korumak zorundayım diyor. Lakin yurttaşını korumak zorundaysan neden düzensiz göçe izin verdin yorumlarına da cevap gelemiyor. Yani çelişki var. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel fotoğraf. Sayın Peyhan Sürmen yayınımıza katılıp bu değerli bilgileri aktardığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Hoşçakalın. Evet Sayın Sürmen Lider Haber Almanya temsilcimiz. Çok güzel. Valla ben Peyhan Hanım'ı ilk kez gördüm ama yani Almanya'da yaşanan krizden başladık. Sizin de sorularınızla gündeme dair konuştuk. Bir temsilciliğin çok Alman siyasetine hakim. Peyran Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Kütahyalı size de teşekkür ediyoruz bugünkü teşekkür değerli ederim. Yorumlarınız için. Mustafa kardeşime teşekkür ederim. Mustafa sana da teşekkür ediyoruz. Evet, 8 Kasım Cuma Rasim Ozan Kütahyalı ile haber yorumda sizlerleydik. Sayın Kütahyalı değerli yorumlarıyla gündemi yine değerlendirdi. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Lider Haber'de kalın.